Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu videoyu çektiğim saatlerde henüz Bakanlar Kurulu belli değildi. Ama Bakanlar Kurulu'nda herkesin mutlaka olacağından emin olduğu bir kişi var. Bu kişi ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak ya da ekonomiden sorumlu yani Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapacak. Bu kişi Mehmet Şimşek. Efendim, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le ilgili söyledikleri, Mehmet Şimşek'e ettiği hakaretler bugünün konusu mu? Değil. Erdoğan, öfkesi çabuk geçen, sıradan bir insan gibi davranan bir devlet başkanı. Birisini şu anda azarlıyor, bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor, hakaret ediyor. 5 dakika sonra o kişiyle işi varsa, o kişinin kendisine yararı olacaksa, bütün bağırdığını, çağırdığını, küfürlerini, hakaretlerini hepsini unutuyor. Ne demiş eskiler? Sen seni iyi bilsen seni, sen seni iyi bilmezsen patlatırlar enseni. Ama öyle bir hale geldik ki kendisini bilmeyenin ensesini kimse patlatamıyor. Ne zaman kendini bilmeyen kişi çok yükseklere çıkmış ya da çıkarılmış ise ya da bir devletin bütün bir yönetimini tek başına eline alabilmiş ise. Adamın biri doktora gidiyor. Bademciklerimden şikayetim var diyor. Doktor şu paravanın arkasına geç soyun diyor. Adam şaşırıyor. Doktor bey diyor. Bademciklerim şişik. Soyulmama gerek var mı? Doktor çok öfkeleniyor. Ne diyorsam onu yap. Paravanın arkasına geç ve soyun diyor. Adam gidiyor paravanın arkasına soyunacak. Paravanın arkasına geldiğinde bir bakıyor. Yarı çıplak bir adam daha var. Şaşırıyor. Sizin de mi diyor bademcikler? Yo hayır diyor adam. Ben diyor elektrik parası tahsilat için gelmiştim. Şimdi canlarım sık sık sizinle dertleştiğim, paylaştığım bir konu var. Bir insan bilmediğini biliyor ise ve bilmediğini öğrenmek istiyorsa bu o insan açısından da diğer insanlar açısından da güzel bir şeydir. Bilmediğini bilmek derler buna. Evet. Bilmediğini bilmeyen insan en tehlikeli insandır derler. Ama işte bir insan bilmiyorsa ve bilmediğini de bilmiyor ise, bilmediğini bilmediği gibi öğrenmek de istemiyor ise ve fakat çok yetkili ise bütün insanlığın başına bela olur. Az önce anlattığım fıkranın analizini yapacak halim yok. Fıkraların analizi olmaz. Fıkralar bir nevi kıssa gibidir, hisse çıkarır. Ama şöyle de bakabiliriz. Bu fıkradaki doktor olduğu sanılan kişi gerçekten doktor muydu? Belki doktordu ama herhalde büyük ihtimalle kulak burun boğaz doktoru değildi ki boğazım ağrıyor diyen hastasına geç şu paravanın arkasına soyun demezdi. Hastaya gelince hasta ise bademciklerim ağrıyor diye şikayet ettiğinde doktor geç şu paravanın arkasına soyun emri verince hemen başını falan kaldırıp muayenehaneye girmeden önce yapmadığını yapmalı, bakmalı. Doktorun diploması mutlaka var. Diplomasına bakmalı, fotoğrafına bakmalı öncelikle tabii ki. Fotoğrafını sonra adamla fotoğrafı arasında bir karşılaştırma yapmalı. Hakikaten bu adam o adam mı diye. Ya da işte diplomada yazan bölümde ihtisas konusuna falan bakmalı değil mi canlarım? Şimdi burada ya doktor sahtekar, bilmediğini biliyor ama biliyormuş gibi yapıyor. Kendisine gelecek olan hastalardan 3-5 kuruş para kazanacak. Sahtekar. Dolandırıcı yani. Ya da hasta doktorun hiçbir şey bilmediğini bilmiyor. Onunla ilgili bir araştırması da yok. Ben doktorum ve kulak burun boğaz mütehassısıyım demiş. Hasta da ona inanmış ve gitmiş boğazım ağrıyor diyor. Sonra da git paravanın arkasına soyun deyince paravanın arkasına soyunmaya gidiyor. Eğer bir insan bir konuda bilmiyor ise o konuda uzman olduğunu iddia etmeyecek. Hele bir de yetkisi varsa o konuda çözüm üretip uygulamaya geçmeyecek. Peki biz şimdi bu konuyu daha fazla uzatmanın bir anlamı var mı? Bence de yok herhalde çünkü geri kalanı laf kalabalığı olacak. Hemen buradan
ülke ekonomisinin Mehmet Şimşek'e teslim edilmesi ya da edilmemesi, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le ilgili hakaret etmiş olması ya da etmemiş olması. Bütün bunları şimdilik bir tarafa koyalım. Bunların bir işe yaramayacağı konusundaki kanaatimi bir kez daha dillendireyim. Çünkü ülkenin sorunu Mehmet Şimşek tarafından yönetilmemesi değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir ülkede ekonominin başına Ali Babacan'ı da getirsiniz, Bilge Yılmaz'ı da getirseniz, kimi getirirseniz getirin, bir şey değişmeyecektir. Asıl burada değişmesi gereken Erdoğan'dı. Halk değiştirmek istemedi. Saygı duyacağız, başka yapacağımız hiçbir şey yok. Haliyle Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonraki tavırlarını, davranışlarını ilgiyle, dikkatle izleyeceğiz. Bakalım bilmediğini artık kabul edecek ve bilenlere mi bırakacak işi? Yoksa bilmediğini bilmemekte ve yanlışlarını ısrarda devam mı edecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii ki Mehmet Şimşek'in de bilmeyen birisinin emrinde gerçekten bağımsız bir merkez bankacılığı, bağımsız bir Maliye ve Hazine Bakanlığı yapıp yapamayacağı konusundaki karakterini bir kez daha görmüş olacağız. İş işten geçerse ne yapabiliriz? İş işten geçerse sorumluluk, böyle durumlarda siyasi sorumluluk devleti yöneten bizim sistemimizde ülkenin cumhurbaşkanına yüklenir, onun sorumluluğudur. Peki hesap sorulabilir mi? Bugünkü mevcut anayasaya göre sorulabilir ama bugünkü mevcut parlamento ile o hesabı soramayız. O hesabı soramayacağımızdan dolayı da Erdoğan'ın bundan sonra ne yapacağını hiçbirimiz tam kestiremiyoruz. Ben temennilerimi söylüyorum. İnşallah bilmediğini artık kabul eder, bilenlerden akıl alır, bilenlerin uygulamalarına izin ve imkan verir diyorum. Bu benim temennim ha. Bunu yapar demiyorum. Temennilerimi söylüyorum. Ama tahminimi sorarsanız büyük ihtimalle bildiğini okuyacaktır yine. O nedenle de nereye kadar dayanabileceği konusunda bir tahminde bulunamasam da en azından, yani gerçekçi bir tahmin olmaz ama en azından şunu söyleyebilirim ki borç ödeme servisinde, yani ya da borç ödeme krizine düşünceye kadar, yani temerrüde düşünceye kadar devam ettirebileceği kanaatindeyim. Borç ödeme krizine önümüzdeki 10 ay içinde düşer miyiz? Erdoğan karışmazsa 10 ay daha idare ederiz. Karışmazsa 10 ay daha idare ederiz. Karışırsa 10 ay daha idare etmemiz mümkün değil. Yani yerel seçimlerden önce çok büyük ihtimalle temerrüde düşeriz ve 1958'de Menderes'in yaptığı gibi moratoryum ilan ederiz diye düşünüyorum. Borç servis oranı ne demek? Borç servis oranı bir ülkenin toplam dış borç ödemelerinin ihracat gelirlerine oranıdır. Bu oran çok yüksek ise o ülkenin dış borç servis sorunu ya da dış borç ödeme krizine gireceği varsayılır, kabul edilir ve bugüne kadar hep böyle olmuştur. Şimdi Türkiye'nin ihracat gelirlerine baktığımızda dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Yani Türkiye'nin ihracatı, ithalatını karşılayabilecek düzeyde değildir. Transfer gelirleri de keza bu dış ticaret açığını karşılayabilecek kapasitede değildir. Transfer gelirleri nedir? Transfer gelirleri de ihracat dışındaki işte turizm gelirleri, telif gelirleri varsa ki çok az Türkiye'nin, dış borç o da sürdürülebilir değildir. Ya da yurt dışındaki yaşayan yurttaşların ülkemize gönderecekleri paralar veya kalıcı şekilde gelinen, Türkiye'ye getirilip Türkiye'de yatırıma dönüştürülen döviz girişleri. Bütün bunların hepsine baktığımız zaman neredeyse sıfır noktasındayız. Borç hariç Türkiye'ye gelebilecek bir döviz girişi görünmüyor. Aksine döviz çıkışının olma ihtimali Mehmet Şimşek gelse de daha yüksek bir olasılık diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi temennim Recep Tayyip Erdoğan'ın
Mehmet Şimşek'i beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o ayrı bir şeydir ama siz beğenmiyorsunuz diye Mehmet Şimşek'in bilhassa İngiltere borsalarında, yani para piyasalarında itibarlı olduğu gerçeğini değiştiremezsiniz. Adamın her şeye rağmen o piyasalarda halen itibarı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle ya da böyle bir çevresi var ki büyük ihtimalle Erdoğan da izin verirse ve karışmazsa görünen o ki Merkez Bankası'na şu anda Türkiye'de hali hazırda görev yapan birisini değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde isim şimdi vermenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Belki de İngiltere'de merkez bankacılığı konusunda uzmanlaşmış bir kişinin getirileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olursa, yani ekonomi yönetimini alırsa, tabii ki Erdoğan da karışmazsa. Yani ben ekonomistim demezse. zor ama bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Beklemek zorundayız canlarım. Ödemeler servis oranının çok yüksek olması bir ülkenin mutlak surette ödemeler krizine düşeceğini gösterir mi? Bugüne kadar gösterdi. Biz de yaşadık. Türkiye bunu çok yaşadı. Tabii Tansu Çiller döneminde de yaşadı. Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz döneminde de yaşadı. Daha önceki Bülent Ecevit başbakanlığı dönemlerinde de yaşadı. Menderes dönemlerinde yaşadı. Hatta Süleyman Demirel'in ilk döneminde bile bunu yaşadı. Çünkü o zamanlar kur sabitti. Evet, 1969 büyük devalüasyonu Süleyman Demirel'in tek parti hükümetinin ödemeler krizine düşmesi sonucu yapılmıştı mesela. 9,5 liradan 15,5 liraya çıkmıştı ya da 15 liraya yükseltilmişti dolar. Sonra da Ecevit'in döneminde de oldu. Turgut Özal başbakan olduktan sonra Türk parasının kıymetini koruma kanununu kaldırmakla birlikte dalgalı kura değil ama önceleri Merkez Bankası'nın açıkladığı, her gün açıkladığı bir kur sistemine dönüştü. O da pek yürümedi. Daha ilerleyen yıllarda Tansu Çiller'in 5 Nisan krizi, Ecevit'in 21 Şubat krizi 2001 sonra Kemal Derviş geldi ve dalgalı kura geçtik. Şimdi de dalgalı kurdan da çıktık. Yaklaşık 1,5 yıldır dalgalı kurdan da çıktık. Bunun yerine yine Merkez Bankası her gün kur açıklıyor. Tabii ki Merkez Bankası'nın açıkladığı kuru piyasalarda arayın ki bulasınız mümkün değil. Haliyle Türkiye hem döviz rezervi eksi olduğu için eksi döviz rezervindeyiz. Swapları saymayın. Bir an için deyin ki ya bu swapları bize swap yapan devletler, ülkeler bizden paralarını istemeyecekler. Haliyle paralarını istemeyince de onların paraları bizde park etmeye devam edecek diye düşünebilirsiniz swaplarla ilgili. Olabilir. Siyasi bazı tavizler verirsiniz. O da olmadı, çok bastırırlarsa işte BOTAŞ'ınızı verirsiniz. Türk Hava Yolları'nı verirsiniz. Havaalanını, yeni yapılan İstanbul Havaalanını verirsiniz. Ne bileyim işte otobanları, köprüleri, alt geçitleri, üst geçitleri verirsiniz. Yine bir süre daha dış borç bulabilir hale gelirsiniz. Ama bu ülke ekonomisinin düzlüğe çıktığı anlamına gelmez canlarım. Bu arada daha önce de söylemiştim biliyorsunuz, ben bir merkez bankasının mutlak surette kısa vadeli borçlarının en az %50'sini karşılayacak ölçüde döviz rezervi biriktirmesine oldum olası karşıyım. Çünkü bir merkez bankasının yüksek oranda döviz rezervi bulundurması sağlıklı bir şey değildir. Bankadan kredi aldınız, 100 lira kredi aldınız, 75 lirasını bankada bıraktınız, 25 lirasını kullanıyorsunuz gibi bir şeydir bu. Paranız var, bir bankaya yatırıyorsunuz, vadesiz mevduatta o parayı tutuyorsunuz. Neden? Olur da ilk 6 ay içinde ödeme krizine düşersem diye. Yani bunlar tabii ki elbette nakit akışının çok kötü, berbat olduğu şirketler ve ülkeler için geçerlidir. Bir şirketin nakit akışı çok fena ise, bir ay sonrasını göremiyorsa, kenarda hemen nakde çevrilebilecek kıymet, değer bulundurabilir. Ama kendini koruyan değerler, ne bileyim işte bir hisse senedi, altın, döviz bulundurabilir. Ama nakit akışı güçlü olan bir şirketin sürekli kenarda nakit para bulundurması doğru değil. Merkez bankalarda böyledir. Ama merkez bankalarının net rezervi asla eksi olmamalıdır. %50 de olmamalı ama
kısa vadeli borçların hiç olmazsa %10'unu %15'ini karşılayacak kadar da döviz bir kenarda mutlaka bulundurulmalıdır diye düşünüyorum. Bu benim kanaatim, yanlış da olabilir ama ben böyle düşünüyorum canlarım. Aslında bütün devletlerin bu sorunlarının temelinde devletlerin birbirlerinden korkuları yatıyor. Ve devlet olmanın ve devleti liyakati olmayan, bir devleti yönetebilecek kadar bilgi birikimi olmayan, ihtirası bol olan, mesela bir tek kişiye bırakmak ülkelerin en büyük sorunlarından biridir. Çünkü böyle konularda istişare yok oluyor. Devleti yöneten kişi her şeyi bildiğini düşündüğü gibi aynı zamanda ve ne yazık ki kişisel ve siyasi ya da partisinin çıkarlarını halkın çıkarlarından daha çok düşünebiliyor. Bu ise hem o ülke için hem o ülke halkları için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Bunun önüne geçebilmenin yolu seçimlerde halkın, seçmenlerin doğru tercihler yapmaları, seçecekleri kişi hakkında doğru bilgilere sahip olmalarıdır. Az gelişmiş ülkelerde ne yazık ki seçmenler bu bilgilere ulaşamıyorlar. Ulaşamadıkları için de bilhassa devreye dini ve ırki, şovenist tavırlar giriyor. İnsanlar gerçeklerden kopuk, sadece komşularından korkan, terörden korkan mesela, öbür dünyadan korkan ve kendi ırkının diğer ırkların hepsinden daha güçlü olduğuna inanan zavallı seçmenler çoğunlukta oluyor. O zavallı seçmenler de haliyle seçimlerini, tercihlerini korkularıyla, cehaletleriyle ve çok ufak kişisel çıkarlarıyla yapıyorlar. O ülkelerde, Türkiye'den söz etmiyorum. Abi siz bunu isterseniz Türkiye'de böyle mi diye içinizden sorgulayıp cevap verebilirsiniz. Ama ben şu anda Türkiye'den söz etmiyorum. Az gelişmiş ülkelerden söz ediyorum. Gelişmiş ülkelerin savaşmamaları, birbirlerine savaş ilan etmemeleri, birbirlerinin arasında savaş tehlikesi olmamasının sebebi o ülkelerin halklarının insani gelişmişliklerini tamamlamış olmaları ve haliyle kendileri gibi ve hatta tabii ki kendilerinden çok üst düzeyde yetişmişlikleri, iyi yetişmişlikleri olan politikacıları devleti yönetmekle görevlendirmeleri, onlara vekalet vermeleridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi açılışı sırasında İsmet İnönü'ye, İsmet Paşa'ya diyelim yahut da isterseniz, İsmet, bu meclise en iyi yetişmiş insanları almalıyız dediği bilinir. Dün meclisin açılışında, yemin töreninde gördükleriniz Mustafa Kemal'i hatırlattıysa eminim sizin de içiniz benim gibi kararmıştır. Yapacak bir şeyimiz yok. Halkımı seçti, halkımızın seçtiğine saygılı olmak zorundayız. Ama yine de buna rağmen bu gidişin sürdürülemez olduğundan eminim, sürdürülemeyecektir. En kısa zamanda demokratik tedbirler alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, ülkesi de, milleti de hep birlikte kurtuluş yolunda ilerlemeye başlayacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen enseyi karartmayın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.